Şimdi bir başka soru geliyor hemen. 10 yıllık evliyiz. 3 kızımız var diyor hanımefendi. Erkek çocuğum yok diye eşimin ailesi bana iyi davranmıyor. Ne yapmalıyım? Ne kadar... Şimdi Kur'an'da da bunu görüyoruz. Yani işte kız çocuklarınla ilgili olumsuz bir tavır var. Tabii kız çocukları niye işte savaşa gidip savaşmıyor, ganimet alamıyor. Ve evlendiği zaman gidiyor. Bir de işin enteresanı, Kur'an'da da buna bir işaret var ama biz günümüzde biyolojik açıdan biliyoruz ki cinsiyetle ilgili ham madde erkekten gelen spermle alakalıdır. Hmm. Yani erkekteki spermden XX kromozomu gelirse çocuk dişi olur. Erkek olur. Erkekten XY gelirse dişi olur. Tamam, yumurta belki hangi spermin içeri gireceğini seçiyordur. Yani öylece cinsiyete belki kadının da katkısı olabilir ama yine de cinsiyetle ilgili ham madde spermden gelenle ilişkidir. İşin ilginci, Necm suresinde buna işaret de var. Hanımefendi, yani siz gönlünüzü ferah tutun. Eğer yani, kız, erkek çocuğunuz olmadıysa sizden sebep değil. Tabii yani kocadan gelen ham maddeyle alakalı o. Tabii. Hatta ayette diyor işte atılan meniye dikkat çekerek erkeği ve dişin ondan oluştuğuna Kur'an'da da böyle mucizevi bir şekilde de Necm suresinde ayrıca işaret var. Evet, çok güzel.